Kesirlerde problemler. Birinci sorumuzdan başlayalım. Efe parasının 9'da 4'ü ile öykü kitabı aldı. 9 parçaya bölüyoruz. Parasını 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9'da 4'ü ile öykü kitabı almış. 1, 2, 3, 4. F'nin geriye kalan parası yani şu kısım harcama yapmadan önceki parasının kaçta kaçıdır? Yani tamamının kaçta kaçı? Tamamı 9 parçaydı. Boyanmamış kısım kaçtır? 9'da 5'tir. Nasıl yapabiliriz başka? Paranın tamamı 9'da 9. Dokuz. Ve 9'da 4'ü ile Öykü kitabı almış. Geriye ilk baştaki parasının kaçta kaç kaldı? 9'dan 4'ü çıkardık. 9'da 5 kaldı. Yasemin resim defterinin sayfalarının 12'de 5'ine resim yaptı. Resim yapılmayan sayfalar tüm defterin kaçta kaçıdır? Tüm defter 12'de 12 tamamı. 12'de 12. Ne yapmış? 12'de 5'ine resim yapmış. Bize yapılmayan sayfaları sorduğu için tamamından yapılan sayfaları çıkartıyoruz. Paydalar aynı kalıyor. 12'den 5'i çıkardığımız zaman bize 7 bölü 12. Yani 12'de 7'si kalmıştır. Üçüncü sorumuz Aynur Hanım parasının 16'da 5'ine etek, 16'da 3'üne pantolon aldı. Aynur Hanım parasının kaçta kaçını harcamıştır? Yani şu harcadığı paralarını bulacağız. 16'da 5'ine etek ve 16'da 3'üne pantolon almış. Harcadıklarını bulacağız. Payda aynı kaldı. 5 artı 3 o da 8 yapar. 16'da 8'ini harcamıştır. <laughs> Bir fabrikada çalışan işçilerin 24'te 15'i erkek, 24'te 9'u kadındır. Erkek işçiler, kadın işçilerin sayılarının farkı tüm işçilerinin kaçta kaçıdır? Yani 24'te 15'i erkekmiş. 24'te 9'u kadınmış. Yani aradaki farkı soruyor. O halde payda aynı kalıyor. 15'ten 9'u çıkartacağız. O da 24'te 6 yapacak. Bir ilden hareket eden yolcu otobüsü gideceği yolun 9'da 3'ünü aldıktan sonra mola veriyor. Moladan sonra hareket edip tüm yolun 9'da 4'ünü gidince ikinci molayı verdi. Bu otobüs ikinci moladan sonra tüm yolun kaçta kaçını gidince diğer ile varır. Ne yapmış? 9'da 3'ünü gitmiş. Sonra 9'da 4'ünü gitmiş. Toplamda ne kadar gitmiş? 3 artı 4 o da 9'da 7'sini gitmiş. Yolun tamamı 9'da 9 değil mi? 9'da 7'sini gitmiş ve 9'dan 7'yi çıkardık. 9'da 2'si kalmış. 9'da ikisini gidince diğer ile varır. Seda bir öykü kitabını üç günde okudu. Birinci gün 18'de 5, ikinci gün 18'de 7 okudu. Seda kitabın üçüncü gün kaçta kaçını okumuştur? Öncelikle birinci günle ikinci günü toplayalım. 18'de 12 yapar. Kitabın tamamı 18'de 18'dir. Ve ilk 2 günü çıkartıyoruz. Yani 18'de 12'yi çıkardığımız zaman 3. gün ne kadar okuduğu ortaya çıkacaktır. 18'den 12'yi çıkartıyoruz. O da 18'de 6 yapar.